Herkese yeniden merhaba, tekrardan hoş geldiniz. Kitaplık turu videosunu artık çekeyim dedim. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz videolardan birinde beraber kitaplığımı düzenlemiştik. Hazır bu kadar düzenliyken de bir kitaplık turu neden gelmesin dedim. Zaten bunu da aslında sizler bana önermiştiniz. Ben size Instagram üzerinden sormuştum. Benden istediğiniz herhangi bir video içeriği var mı? Ne çekmemi önerirsiniz diye. Sizlerden de bazı dönüşler almıştım. Bunlardan biri yaz için kitap önerileriydi. Bunu çekmiştim. Sonrasında bir kitaplık düzenleme, kitaplık turu istemiştiniz. Ve bunun yanı sıra istediğiniz birkaç video daha var. Onları da çekmeye çalışacağım. Ama önceliğimi kitaplığıma vermek istedim. O yüzden de düzenleme videosu çektim. Şimdi sizlerle beraber kitaplık turu videosunu da çekmiş olacağız. Umarım beğeneceğiniz bir videoda olur. Henüz kanalıma abone değilseniz, abone olursanız da çok sevinirim. Kitap sohbeti yaparken sizlerle başka sohbetlere de değineceğiz. Bunlardan biri, bunlardan daha fazla kitabım var mıydı? Varsa onlara ne oldu? Başlarına ne geldi? Bunları da kitaplık turu içerisinde, yani bu videonun içerisinde konuşacağız. Ve sizlere de küçük bir sürprizim olacak. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. O zaman sizleri de daha fazla bekletmeden kitaplık turumuza başlayalım. Öncelikle şöyle uzaktan bir çekim yaparak sizlere kitaplığımı tanıtmak istiyorum. Şuradan başlamak istiyorum. Burası benim okuyacağım kitapların olduğu bölüm. Şurada ise klasikler var ve klasikler devam ediyor. Şu kısım ise benim bu ay okuduğum, yani Temmuz ayı içerisinde okumam gereken kitaplar. Şöyle alt rafa indiğimizde de burada Karışık Yayın Evi'nden olan kitaplarım var. Burayı da Yapı Kredi ile Everest yayınlarına ayırdım. Doğan Kitap, Altın Kitap da bu bölümü paylaşıyor ve burada da İteki, Sel Yayınları ve Can Yayınları var. Alt rafta ise İngilizce kitaplarına dair, yani YDS kitaplarımız var. Burada ise çocuk gelişimine dair bazı kitaplar var ve bir de dergilerimiz var, okuduğumuz dergiler. Burası ise serilere ait olan kitaplarımız. Alt tarafta ise böyle 4 tane sepet kullandım. Bu kutular benim işime çok yarıyor çünkü çekmece görevi gördüğü için kitaplığımı gerçekten çok düzenliyor. Hemen şu kısımdan başlamak istiyorum. Burası benim okuyacağım kitapların olduğu bölüm. Ve hemen hatta şuradan başlayalım. Şuraya kadar görmüş olduğunuz, yani sabah yolcularına kadar görmüş olduğunuz kısım bir kutu kitap sayesinde benim elime ulaşan kitaplar. Bu yazarlarla da yakın zamanda tanışmayı düşünüyorum çünkü hiçbir yazarı daha önce okumadım. Aralarında merak ettiğim kitaplar var. Şu son kargo ile gelen kitaptı sanırım. Kitabın kapağı beni gerçekten çok etkiledi. Çok farklı bir kapağı var. Kusursuz Dikkat ismi. Dikkat dağıtan bir dünyada nasıl daha üretken olunur? Diğer merak ettiğim kitap ise şu. Üç Köşeli Dünya. Bu kitabı da kısa zaman içerisinde okumayı planlıyorum. Umarım yaz bitmeden okumuş olurum. Ama gerçi Ağustos ayımız kaldı sadece. Bilemiyorum, Ağustos ayı içerisinde okur muyum? Sonrasında ise bunlar Mart ayında gelmiş olması lazım. Belki de Nisan ayında. Yani birkaç aydır elimde bekliyor. Bir de bu kitabı merak ediyorum. Karanlıkta Bir Nehir. Saldokur'dan şu sıralar Kaygısız Beyni okuyorum ve gerçekten çok hoşuma gitti. Normalde hep söylerim, kişisel gelişim kitaplarından pek hoşlanmam. Çünkü arkasında bir dayanak yokmuş gibi yazıldığını düşünüyordum. Ama bu kitap gerçekten... Yani Kaygısız Beyin'den bahsediyorum. Gerçekten çok güzel bir kitap. Bu kitapları daha önce okumadığım için pek bir bilgi veremeyeceğim ama kitapları şöyle göstermek de istiyorum. Naş Hakan Şen Ocak'tan. Karanlıkta Bir Nehir'i göstermiştim. Bunun yanı sıra Çivisi Çıkan Dünya. Bu kitabı da geldiği gibi okuyacaktım çünkü üzerinde Covid-19 salgını üzerine muhasebeler yazıyordu. Dediğim gibi Mart-Nisan ayında gelmiş olabilir bu kitap ama okumayı unutmuşum. Tuhaf Şeylere Dair Hikayeler.
Bu kitabın da kapağı çok güzel. Renkleri gerçekten çok hoş duruyor. Dediğim gibi pek bir bilgim olmadığı için şu anda bu kitaplar hakkında, o yüzden bir bilgi veremeyeceğim size. Göstermediğim diğer bir kitap Masalcı, Walter Benjamin'in kitabı. Bu kitaplar hakkında pek bir şey bilmediğim için aslında bu kısımları uzun uzun anlatmak istemiyorum. Hemen geçmek istiyorum. Ama kitaplarımı da göstermek de istiyorum tabii ki. Surkenti Hikayeleri, Dergah Yayınları ve bir de Sabah Yolcuları var. Bu kitaplar bir kutu kitaptan geldi dediğim gibi. Umarım kısa zaman içerisinde okurum. Stephen King'den Hayvan Mezarlığı şu an eşimin okuduğu bir kitap. Hatta içerisinde ayrıcı da duruyor. Kitabın konusunu ben bilmiyorum çünkü bu kitabı eşim seçip almıştı. Yani kitap alışverişime o eklemişti. Belki izlediyseniz kitap alışverişi videomu görmüşsünüzdür. Yani kesin söylemişimdir eşimin istediği kitap diye. Eşim daha önce bu yazardan başka kitaplar da okumuş. Benim daha önce okumadığım kitaplardan. Birkaç tane kitabı yine benim kitaplığımda da yer ediniyor tabii ki. Ne merak ettiğim bir kitap. Orhan Kemal'den Ekmek Kavgası. Orhan Kemal'le bu yıl tanıştım. Gerçekten de çok sevdim. Tam bir toplumcu yazar ve ben bu yazarları, yani bu şekilde kalemi olan yazarları çok seviyorum. Livaneli'nin kitabı bu ay içerisinde kesinlikle okuyacağım bir kitap. Yani Ağustos ayı içerisinde okuyacağım bir kitap. Çünkü geçen ay bu kitabı okumamıştım. Temmuz ayında okuyacağım kitapların videosunu izlemişseniz orada zaten biliyorsunuzdur bu ay neden okumadığımı. Ama kesinlikle Ağustos ayında okuyacağım. Onun dışında bir de burada Aytmatov'un kitabı var. Cengiz Aytmatov. Deniz Kıyısında Koşan Alaköpek. Bu kitabı da okumayı düşünüyorum. Çünkü YouTube'da yorumlarda görmüştüm. Kim söyledi bilmiyorum ama bu kitabı da kesinlikle okumalısın demişti. O kişi için bu kitabı da bu ay içerisinde okumayı planlıyorum. Bu yine eşimin okuduğu bir kitap, Duygusal Zeka. Son zamanlarda böyle kitaplara çok ağırlık vermeye başladım. Aslında çok ilgimi çekiyor. O yüzden bu kitabı da umarım kısa zamanda okurum. Bütün Beyni Çocuk, çocuk gelişimi ile ilgili olan bir kitap. Bilmiyorum ilginizi çeker mi? Eğer aranızda anneler ya da anne adayları varsa kesinlikle çeker. Bu kitabı uzun zaman önce araştırmıştım ve gerçekten çoğu annenin ya da anne adayının beğendiği bir kitaptı. O yüzden ben de kitaplığımda bu kitaba yer vermek istedim. Çavdar Tarlası'nda Çocuklar, bu kitap gerçekten uzun zamandır elimde bekliyor ve hala okumadım. Bu kitabı aldıktan sonra biraz yorumları benim bu kitaptan uzaklaştırdı. Pek beğenilmeyen bir kitapmış gibi geldi. O yüzden de böyle bekletiyorum. Neden bilmiyorum. Yani aslında okusam hiç de fena olmazdı. Ahmet Ümit, Aşkımız Eski Bir Roman. Ahmet Ümit'ten bayağı bir kitap okudum ama son zamanlarda Ahmet Ümit okumayı kestim nedense. Yani daha çok böyle klasik kitaplara ağırlık vermeye başladım. Belki de bundandı. Ama Ahmet Ümit'in gerçekten kalemini seviyorum. Bu kitabı da merak ediyorum aslında. Diğer kitapları merak ettiğim gibi. Burada da iki tane Sırlar Odası görüyorsunuz. Bu kitapları yanlışlıkla iki adet sipariş etmişim. Şu anlık bu şekilde duruyor. Harry Potter serisinden ilk kitabı okumuştum. O kitabı gerçekten beğenmiştim. O yüzden bu seriyi de tamamlamak istiyorum. George Orwell'dan Boğulmamak için. George Orwell'dan daha önce Hayvan Çiftliği'ni okudum. Bir de 1984'de okumuştum. İki kitabı da gerçekten çok sevdim. Hayvan Çiftliği'nin konusu 1984'e göre biraz daha farklıydı ama yani 1984'ü daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Bu kitabı da yerine koyalım ve diğer rafa geçelim. John Steinbeck'ten Cennetin Doğusunu da yine YouTube yorumlarımda görmüştüm. Bu kitabı kesinlikle okumalısın demişti yine kitap sever arkadaşlarımdan biri. O yüzden de bu kitabı almıştım. Bu kitap da uzun zamandır duruyor elimde. Bilmiyorum, belki Ağustos ayı içerisinde bu kitabı da okurum. Aslında bu Ağustos ayında sizin tavsiye ettiğiniz ve elimde olan kitapları tercih etmek istiyorum. Bu sefer de böyle bir şey yapabilirim belki. Jack London'dan Beyaz Diş. Bu kitabı daha önce okudum ama gerçekten çok çok önceydi. Yani konusunu falan hiçbir şekilde hatırlamıyorum. O yüzden de tekrardan almak istedim bu kitabı. Bu yazarla daha önce tanışmadım. Üç Örnek Öykü ve Bir Ön Söz adlı kitabıyla tanışmayı düşünüyorum.
Bu kısım modern klasikler dizisinin olduğu kısım. O yüzden birkaç kitabım daha var. Louis André Salomi'den daha önce Fenişka'yı okumuştum. Şu anda da elimde Arayışlar var. Bilmiyorum, belki bir kitabını daha okumuş bile olabilirim. Modern klasikler kısmına geçtiğimizde onu da görmüş oluruz. Bu kitapların yanında da tek tek çıkartıp zaman kaybetmek istemiyorum. Doktor Ox'un deneyi, şöyle kapağını göstereyim. Stefan Zweig var, Ay Işığı Sokağı. Bu kitabı da çok merak ediyorum. Stefan Zweig'den bayağı da bir kitap okudum. Jack London'dan yine bir Kuzey Macerası. Ve Peter Pan. Bu şekilde modern klasiklerde. Ve burada da 3 tane Türk Edebiyatı klasiği var. Dolaptan Temaşa, Ahmet Mithat Efendi'den. Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Gulyabani var. Sahveti Ziya'dan da Salon Köşelerinde. Oblomov'u da çok merak ediyorum. Sürekli gözüme çarpıyor bu kitap ama bir türlü okuyamadım. Çünkü eskiden kalan, yani eskiden dediğim böyle Kasım ayından beri bekleyen kitaplarım vardı. Onları okumak için, yani onlara öncelik vermeye çalıştım. O yüzden de bu kitap şu anlık bekliyor. Şu üç kitaptan birini sanırım Büşra Atıcı'da gördüm. Belki de üçünü de görmüşümdür, hatırlamıyorum. Yer altından notlar olabilir ama onu da gördüğüm için almıştım. Dorian Gray'in portresinde bir sipariş vermiştim. Sipariş tamamlamak için almıştım ama bu da yine listemde olan kitaplardan biriydi. Şu dört kitap ise Uğultulu Tepeler, Geçmişe Yolculuk, Mecburiyet ve Masumiyet Müzesi. Geçenlerde kardeşimin bana getirdiği kitaplar, yani onun kitaplığından gelen ödünç kitaplar. Ama zaten ben bu kitapları da edinmek istediğim için bilmiyorum, belki okumadan kendisine geri veririm. Nasıl yaparım? Ya da belki de okurum, ondan sonra veririm. Ama Zweig kitaplarını özellikle kitaplığımda görmek istediğim için de belki kendime de tekrardan alırım. Burası modern klasikler, burası ise Türk Edebiyatı klasikleri. Gerçekten bu serinin bütün kitaplarını ben çok sevdim. Çünkü Türk Edebiyatı'nın kitaplarını okuduğumuzda biraz böyle ağır kitaplarla karşılaşabiliyoruz. Ve ben açıkçası hiç sevmediğim, yani sıkıldığım kitapları okumaktansa bu şekilde günümüz Türkçesiyle okumaktan keyif alıyorum. Şu kısımda ise çoğunlukla Stefan Zweig'in kitaplarını göreceksiniz. Çünkü ben bu yazarı gerçekten çok severek okuyorum. Yazarın kitaplarının isimlerini hemen kısaca söyleyip geçmek istiyorum. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Bir Kadının Yaşamından 24 Saat, Korku, Olağanüstü Bir Gece, Mürebbiye, sonra Amok Koşucusu, Clarissa, Bir Çöküşün Öyküsü, Lyon'da Düğün, Rahel Tanrı ile Hesaplaşıyor. Evet, bu kadar. Şu anda Stefan Zweig'den olan kitaplarım bu kadar. En çok beğendiğim kitaplardan bahsetmek istiyorum. Amok Koşucusu beni gerçekten çok etkiledi. Şöyle hatta kitabı göstermek de istiyorum. En sevdiğim Stefan Zweig kitaplarından biri kendisi. Bir de Korku var. Korkuyu da çok sevmiştim. Ve bunun yanı sıra Olağanüstü Bir Gece. Özellikle Korku ve Amok Koşucusu beni çok etkileyen kitaplarından biriydi. Şu Krista Wolf'un Kassandra'sı gerçekten okurken çok zorlandığım bir kitaptı. Yani hatta en çok zorlandığım kitaplardan biri diyebilirim. Kassandra Yunan mitolojisiyle ilgili bir kitap aslında. Ve ben çok mitolojiyle ilgilenmediğim için de beni gerçekten baya baya sıktı diyebilirim. Modern klasikler bu şekilde. Türk Edebiyatı klasiklerim de şu anda elimde, burada yani okumuş olduğum 13 tane kitabım var. Diğer tarafta da 3 kitabım daha var. Bu kitaplardan da tavsiye vermek istiyorum hemen. Kesinlikle okumadıysanız Namık Kemal'den İntiba okumalısınız. Bunun yanı sıra Şair Evlenmesi, Şinas'dan gerçekten çok eğlenceli bir kitaptı. Taşkü, Talat ve Fitnat'ı da atlamak istemiyorum. Bu kitap da gerçekten çok güzeldi. Bu seriden çoğu kitabı beğendiğim için hepsinden tek tek bahsetmeyeceğim. Özellikle beğendiğim kitapları zaten gösterdim. Bu kısmın da yarısı boş. Klasiklerimde aslında devam var. O da Can Yayınları. Bir alt katta hemen. Şimdilik burası Türkiye İş Bankası oldu. Yani yan yana Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nı dizmek istedim. Hasan Ali Yücel klasiklerinden Romeo ve Juliet'i çok beğenmiştim. Cimri Hele özellikle beni çok güldüren bir kitap olmuştu. Hamlet, Doğunun Limanları, Bebeğiniz Uykuyu Çok Sevecek, Körlük, Doğum Lekesi, Aylak Adam, Kaygısız Beyin ve Yaşamın Ucuna Yolculuk. Bu kitaplar Temmuz ayı içerisinde okumayı planladığım kitaplar.
Şu anda son günlerindeyiz Temmuz'un. Kaygısız Beyin'i okuyorum ve Yaşamın Ucunun Yolculuğun ikisini bir arada okuyorum. Bu defter de benim okuduğum kitapları yazdığım defter. Bu defteri de çok soruyorsunuz nereden aldım diye. Diyanar'dan aldım. Buradan da söylemiş olayım. Alt raflara geçelim hemen. Mutlu zaten hepiniz biliyorsunuz. Psikiyatriste yine kardeşim bana ödünç verdiği bir kitaptı. Fakat başlarında artık o kadar sıkıldım ki hiç benlik bir kitap değildi. O yüzden yarım bıraktım da bir kitap oldu. Kendisine tekrardan vereceğim bu kitabı. Agafya benim çok önceden okuduğum bir kitaptı. Sanırım üniversitenin hazırlık yılında ya da ilk yılında okumuş olabilirim. Saatleri Ayarlama Enstitüsü çok güzel bir kitaptı. Fakat günümüz Türkçesiyle yazılmadığı için, yani dili o şekilde olmadığı için biraz beni zorlamıştı açıkçası. Ama konusu itibariyle gerçekten çok güzel. Burada da birkaç tane kişisel gelişim kitabım var. Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı. Bu kitabı gerçekten beğenmedim. Yani okuduğum için de aslında pişmanım. Çünkü kendini çok tekrarlayan bir kitaptı ve bana hiçbir şey katmadı. Etkin Hafıza Yöntemleri. Bu kitabı ortaokul yıllarında okumuştum. Böyle şeylere ben biraz takığım. Yani hafıza ile ilgili kitapları gerçekten çok seviyorum. Bilmiyorum bu kitabı bulabilir misiniz? Medipress yayıncılık ama gerçekten güzel bir kitap. Hafıza geliştirici bir kitap. Ki ben de hafızama çok güveniyorum ve daha da çok geliştirmeye çalışıyorum aslında. İlber Ortaylı'dan Bir Ömür Nasıl Yaşanır, bu kitabı da çok sevmiştim. Ve kendisinin tavsiye ettiği kitaplar, filmler, müzikler de var bu kitabın içerisinde. Çoğunlukla onun tavsiye ettiği kitapları okumaya çalışıyorum ya da filmleri izlemeye çalışıyorum. Oğuz Atay'dan bir kitap var. Daha önce Bir Bilim Adamının romanını okumuştum fakat şu anda kitaplığımda değil. Birazdan ondan da bahsederim şu rafı bitirdikten sonra. Oyunlarla Yaşayanlar da beni gerçekten çok etkileyen bir kitaptı. Anlattığı şey gerçekten çok güzeldi konusu itibariyle. Kitap tiyatro metni şeklinde. Ben zaten tiyatro metinlerini çok sevdiğim için çok rahatlıkla okudum. Bir tarih öğretmeninin tiyatro oyunları yazmasından bahsediyor. Bu kitaptan yine bir kutu kitap sayesinde tanıştığım bir kitap. Nilgün Taylan'ın ilk kitabıydı galiba. Mervin Mora hakkında pek bir bilgim yoktu ama gerçekten bu yazar çok güzel bir şekilde anlatmış. Bayağı bir bilgi sahibi oldum Mervin Mora hakkında. Melisa Yılmaz'dan Üflenmemiş Rüzgarlar da genel itibariyle aslında fena olmayan bir yazar. Yine bu yazarın da ilk kitabıydı sanırım. Hatırladığım kadarıyla ilk öyküsünü çok beğenmiştim. Sonraki öyküleri de idare eder bir şekildeydi. Ve yine bu kitap da Günler Aylar Yıllar Yan Yanke'nin kitabı. Bu kitapla da Bir Kutu Kitap sayesinde tanıştım. Kitabın konusunu gerçekten sevdim ama kendini çok tekrarlayan bir kitaptı. O yüzden de tavsiye edebilir miyim hiç bilmiyorum. Attila İlhan'dan Ben Sana Mecburum adlı şiir kitabı. Bu kitap da gerçekten çok güzeldi. Eşimin bana hediye ettiği bir kitaptı. Christy Brown'dan Sol Ayağım. Bu kitap biraz üzücü bir kitaptı ama gerçekten konusu çok güzel bir kitaptı. Hatta bu kitabın ikincisi de çıkmış galiba. Bu yayın evi gerçi çok eski. Yani bu kitap çok eski. Üzerinde YTL falan yazıyor. Hatta 6-0'lı hali bile var. Kim bilir hangi yıldan, bu eşimin kitabıydı. David Nichols'tan Bir Gün Pegasus yayınlarının. Bu da sanırım lise yıllarında, lise sonlarda okuduğum bir kitaptı. Bu kitap Mustafa Kemal, bu kitap da gerçekten güzel bir kitap. Aytmatov'dan Cemile ile Beyaz Gemi. Beyaz Gemi'yi çok sevmiştim. Cemile biraz beni açıkçası sıktı. Böyle çok beğendiğim bir kitap olmadı. 9. Hariçe Koğuşu'nu da Büşra Atıcı bana hediye etmişti. Bu kitap da gerçekten çok güzel bir kitap. Eğer okumadıysanız kesinlikle okumalısınız. Bir de burada Reşat Nuri Güntekin'den Acımak var. Bu kitap da gerçekten çok güzeldi. Konusunu çok beğenmiştim bu kitabından. Tavsiye edeceğim kitaplardan biri de bu. Diğer rafta ise Yapı Kredi yayınlarından olan kitaplarım var. Bir de Everest. Hemen oraya geçelim. Orhan Pamuk'tan iki tane kitap var burada. Kafamda Bir Tuhaflık ve Kırmızı Saçlı Kadın. Bu iki kitabı da gerçekten çok sevdim. Orhan Pamuk'tan sadece bu kitapları okudum. Kırmızı Saçlı Kadın benim doğum günü hediyemdi. Arkadaşım hediye etmişti. Gerçekten çok severek okudum bu iki kitabı da. Orhan Pamuk'tan sonra Masumiyet Müzesi'ni okurum diye düşünüyorum. Şu anda da zaten biliyorsunuz kardeşim bana ödünç verdiği kitaplardan biri.
Yaşar Kemal'den bugüne kadar sadece iki kitap okudum. Bu konuda da aslında biraz üzüntü duyuyordum ama sonrasında Livaneli'nin bir kitabını okudum. Yaşar Kemal'i anlatan bir kitaptı. İyi ki de o kitabı okuduktan sonra bu kitaplara başlamışım dedim. İlk okuduğum kitap Yaşar Kemal'den Sarı Sıcak'tı ve yine Yaşar Kemal'in ilk kitabı aslında. İstemeden kronolojik olarak okumaya başlamışım. Sonraki kitabı İnce Mehmet'miş. Bunu da bilmeden okudum. İnce Mehmet'in bütün serisini okumayı planlıyorum. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. 3 günlük bir maratonda okumuştum bu kitabı. Kalın da bir kitap aslında ama okumak istesem bir günde bile bitirebileceğim bir kitaptı. Mehmet'in karakteri beni çok etkilemişti. Bu kitaptan uzun uzun okuduğum kitaplarda bahsetmiştim. Haziran ayında okudum. İsterseniz o videoma da bakabilirsiniz. Sabahattin Ali'den de burada 3 tane kitap var. Aslında ben daha çok okudum Sabahattin Ali'den. Bayağı bir kitabını okudum. Kuyucaklı Yusuf, Kürk Mantolu Madonna, İçimizdeki Şeytan. Hatırlamıyorum. Belki bir iki kitabını daha okumuş olabilirim. Ama o kitaplar elimde yok. Bunun sebebini de söyleyeyim. Üniversite yıllarında, özellikle lise yılları da dahil, halk evlerinden kitap alıyordum ya da halk kütüphanelerinden kitap alıyordum. Yani böyle kütüphanelerden kitap okumak benim gerçekten çok hoşuma gidiyordu. Oradaki görevlinin tavsiyelerine uyarak kitap okumak ya da arkadaşlarımla beraber kütüphanelere gitmek benim gerçekten çok hoşuma gidiyordu. O zamanlarda sanırım şunu düşünmedim. Ya bir kitaplığım olsun, okuduğum bütün kitaplar da içerisinde olsun diye. Gençlik yıllarıma veriyorum. O yüzden de kitaplarımın, yani okuduğum kitaplarımın çoğu elimde yok. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Burada gördüğünüz kitapların neredeyse hepsini ben evlendikten sonra okudum. Herhalde bir raf kadar vardır evlenmeden önce okuduğum kitaplar. Yani elimde olan kitaplar. Ben evlenmeden önce kitaplarımı koliledim. Yani büyük bir kolye ayarladım, hazırladım. Ve bir de okumaktan çok hoşlanmadım. Yani biraz da böyle ergenlik döneminde okuduğum, çok sevmediğim kitaplarım vardı. Onları da ayrı ayrı koliledim. Ve annemlere şunu söylemiştim. Bizim evin yakınlarında ikinci el kitapları alan bir kitapçı vardı. Oraya verebilirsiniz dedi. Ve başıma şöyle bir şey geldi. Diğer koliyi de almadım çünkü taşınma ihtimalim çok yüksekti. O yüzden de o evden o eve taşımak istemedim. Direkt taşınacağım eve götürmek istedim o kitaplara. Annemler de şöyle bir şey yapmış. Yani kütüphanemde görmek istediğim kitaplarımı ikinci elciye satmışlar ve sevmediğim, yani hoşlanmadığım, okumayı sevmediğim kitaplarımı ise evde bırakmışlar. Gerçekten bunu duyduğumda annemlerle bir 3 gün konuşmadım diye hatırlıyorum. Çünkü kitaplarım benim için çok çok önemlidir. Benim için hepsinin yeri ayrı, hepsinin yaşanmışlığı var. O yüzden de ben gerçekten o kadar çok sinirlenmiştim ki anlatamam size. Yani istediğim kitapların hepsini ikinci el diye, yani kitap başı 1 liraya belki de sattılar. O yüzden de böyle bir anım var. Yani kitaplarımın başına böyle bir talihsiz olay geldi. Tekrardan okuduğum kitapları da aslında kütüphaneme eklemek istiyorum. Neyse, yarımından fazla değişmeden diğer kitaplarıma geçmek istiyorum. Sabahattin Ali'den elimde şu anda 3 tane kitap var. Değirmen adlı öyküyü, yani öykü kitabını pek sevememişim. Değirmen adlı içerisinde bir öykü var. Onu gerçekten sevmiştim ama diğer öyküleri böyle beni çok cezbeden öyküler olmamıştı. Yeni Dünya ve Sırça Köşkü beğendiğimi hatırlıyorum. Sezer Özlü'den ilk okuduğum kitap ve tek okuduğum kitap. Şu anda da Yaşamın Ucuna Yolculuğu okuyorum. İlk okuduğum kitap ise Çocukluğun Soğuk Geceleri'ydi. Yine böyle Sezer Özlü için benim aradığım yazar diyebileceğim bir yazar değildi. Bu kitabı okuduğum için bu şekilde söylüyorum. Yaşamın Ucuna Yolculuk daha güzel bir kitapmış gibi geliyor. Mine Söğüt ile hiç elektriğim uyuşmadı açıkçası. Deli Kadın Hikayeleri beni hiç memnun eden bir kitap olmadı. Eğer Mine Söğüt'e başlayacaksanız Gergedan adlı kitabıyla başlamanızı öneririm. Çünkü çoğu kişi bana bunu söyledi. Özdemir Asaf, Cemal Süreyya, Turgut Uyar, Nazım Hikmet'ten şiir kitapları var burada da. Gerçekten bu kitaplar da çok güzel. Özellikle Cemal Süreyya'dan Üstü Kalsın'ı çok çok sevmiştim. Bu kitaplar da eşimin bana hediye ettiği kitaplardı. Şiir kitabı pek okumuyorum. Yani okuduğum kitapların çoğunun da lise yıllarında okunmuştu. Harry Potter'ı herhalde Haziran ayında ya da Mayıs ayında okumuştum. Gerçekten de çok severek okuduğum bir kitaptı. Fantasy kitaplardan biraz uzak kalmıştım. O yüzden Harry Potter'ı okumak bana çok çok iyi gelmişti.
Uçurtma Avcısı'nı çok uzun yıllar önce okumuştum. Bu eşimin kitabı. O bana ödünç vermişti. Şimdi ise bizim kütüphanemizde. Gerçekten çok beğendiğim bir kitap olmuştu. Konusu gerçekten çok güzel. Orhan Kemal'den okuduğum kitaplar Baba Evi, Avare Yıllar ve Kardeş Payı. Kardeş Payı öykü kitabı aslında. Ben bunu roman zannediyordum ama değilmiş. Baba Evi ve Avare Yıllar aslında iki tane romandan oluşuyor. Küçük Adam'ın romanı olarak geçiyor. Aslında bir kitap değil, iki kitap. Burada Hasan Ali Toptaş'tan bir kitap var. Beni Kör Kuyulardan. Hasan Ali Toptaş'la tanışmak için aslında Gölgesizler kitabını öneriyorlar ama ben bu kitabı almış bulunduğum için bu kitapla başladım. Yazarın kalemini çok beğendim. Biraz üzücü bir kitaptı açıkçası ama ben gayet beğendim. Ahmet Ümit'ten elimde kalan tek kitabım bu. Çünkü diğer kitaplarım ikinci elciye satıldığı için elimde şu anda bu kitabım var. Daha önce Aşk Köpeklik'ti, Siz, Babe Esrar ve bir tane daha kitabı vardı. Şu anda hatırlamıyorum adını. Onları okumuştum. Ve Kırlangıç Çığlığı. Kitabın konusu da anlamlıydı. Çocuk tecavüzcüsü ve katilini arıyorlardı. Onunla ilgili bir kurgusu olan bir kitap. Bu rafta bu şekildeydi. Yapı Kredi ve Everest yayınlarının olduğu kitaplarım da bu raftaydı. Burası Doğan Kitap ve Altın Kitapların olduğu bölüm. Livani'den bir de Senet adlı kitabı okumuştum ama onu da Bilgi Evi'nden ödünç almıştım. O yüzden burada yer almıyor. Livani'nin beni çok etkilediği kitapları söylemek istiyorum. Son Ada. Son Ada'yı okuduktan sonra özellikle Livani'den çok etkilendim. Bir de Kardeşimin Hikayesi. Bu kitapta son okuduğum kitaplardan biriydi. Gerçekten konusu çok güzel ve sonu çok şaşırtıcı bir kitap. Kesinlikle okumadıysanız Livani'nin bu kitabını okumalısınız. Leyla'nın Evi'nin konusunu da çok sevmiştim. Bu kitap da gerçekten benim beğendiğim kitaplardan biri oldu. Son okuduğum kitabı Gözüyle Kartal Avlayan Yazar Yaşar Kemal. Bu kitabı iyi ki okumuşum. Yaşar Kemal'i daha iyi tanıdığımı düşünüyorum bu kitap sayesinde. Burada Dan Brown'un iki kitabı var. Benim okuduğum kitaplar bunlar. Cehennem, Başlangıç. Stephen King'den Yabancı adlı kitabı okumuştum. 10 Küçük Zenci Agatha Christie'nin kitabı gerçekten çok etkileyici bir cinayet romanı. Kesinlikle okumalısınız. Agatha Christie'den okuyacağım kitapların ardı arkası kesilmez umarım. Gerçekten çok etkilendiğim ve çok beğendiğim bir yazar. Canan Tan'ın Yüreğim Seni Çok Sevdi kitabını herkes biliyordur. Bu kitabı da eşim almıştı. Bir yan rafa geçtik. Burada İtiki yayınlarının kitapları var. Maymunlar Gezegeni'ni ben çok beğenmiştim. Kesinlikle tavsiyemdir. Fahrenheit 451 de güzel bir kitaptı. Kitaplarla alakalı bir konusu vardı bu kitabında. Bilim kurgu seviyorsanız bu iki kitabı okuyabilirsiniz. Bir de Cesur Yeni Dünya'yı almayı düşünüyorum yine bu yayın evinden. Harper Lee'den Bülbül'ü Öldürmek de güzel bir kitaptı. Vişne'nin Cinsiyetini gerçekten sevemedim. Sevmediğim kitaplardan biri bu. John Steinbeck'ten Gazap Üzümlerini okudum ve bir de Fareler ve İnsanları okumuştum. Bunun yanı sıra İnce adlı kitabını da okumuştum ama o da elimde olmayan bir kitap. Dostoyevski'den Suç ve Cezayı Amcanın Düşünü okudum. Bu Can Yayınları'nın bu beyaz kapağını gerçekten çok çok seviyorum. Aslında Dostoyevski'den okuduğum ilk kitap İnsancıklar'dı. O kitap da elimden uçup giden kitaplardan biri tabii ki. Balzac'tan Gorya Baba son okuduğum kitaplardan biri bu da. Küçük Prens kesinlikle herkesin okuması gereken bir kitap. 7'den 70'e kesinlikle bu kitabı okumalısınız. Gabriel Garcia Marquez'i ben çok seviyorum. Okuduğum ilk kitap Yüzyıllık Yalnızlık'tı. Sonrasında da Albay'a Mektup Yok. Bir de Kırmızı Pazartesi okumuştum ama sanırım o kitap da satılan kitaplarımın arasındaydı. Paulo Coelho'dan okuduğum ilk kitap Veronica Ölmek İstiyor. Yok hayır, Simyacı'ydı. Evet, ilk önce Simyacı okumuştum. Sonrasında ise Veronica Ölmek İstiyor okumuştum. Bu kitapların ikisi de gayet güzel kitaplar. Ama ben Veronica Ölmek İstiyor'u daha çok beğenmiştim. Konusu beni daha çok etkilemişti açıkçası. Herkesin çok beğendiği ama benim çok da beğenemediğim bir kitap Yabancı. Yani çok beğenemedim demeyeyim ama yani o kadar popüler bir kitaptı ki aldığımda ben de aynı etkiyi uyandırmadı açıkçası. Burada bir de Stefan Zweig'den Satranç var. Aslında Stefan Zweig'den okuduğum ilk kitap bu kitap. Bir de yanında George Orwell'ın kitabı var. Hayvan Çiftliği.
Bunu da üniversite zamanında böyle otobüste gidip gelirken rahat taşımak amacıyla almıştım. Bana sorarsanız bu cep kitaplar kitaplıkta çok güzel durmuyor. Zaten bir daha da cep kitap almadım. Bu rafta ise dergiler ve çocuk gelişimi ile ilgili kitaplar var. Game of Thrones hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Cersei, Khaleesi, ejderhaları. Bu set de benim gerçekten çok sevdiğim bir set oldu. Kitabını okuduktan sonra dizisini izledim. Bu şekilde de bütün kitapları bitirmiş oldum. Taht Oyunları 1. kitabı sonrasında ise şu şekilde sırası devam ediyor. Ve son kitabı da, bende olan son kitabı da bu. Sanırım bir kitabı daha vardı ama ben onu okumadım. O da herhalde öncesinden bahsediyordu. Açıkçası araştırmadığım için şu anda hatırlamıyorum. Burada da Sherlock Holmes'un kitapları var. Aklın Şüphesi, Suçun Gerçeğidir, Şüphe Asla Uyumaz, Suç Detaylarda Saklıdır, Akıl Oyunlarının Gölgesinde Gerçekler Kanıt İster. Bu da set halinde satılıyordu. Ben de o şekilde aldım. Bir de şu kitaplar var ama ben bu kitapları okumadım. Bu kitaplar elime nasıl ulaştı onu da hatırlamıyorum. Ben Can Yayınları'ndan ve Türkiye İş Bankası'ndan set yaptığım için bu yayın evini okumaya başlamadım o yüzden. Daha önce okumadığım bu kitapları ise içinizden birine hediye etmek istiyorum. Bunun için yapmanız gereken şey YouTube kanalıma abone olmanız ve bu videonun altına yorum bırakmanız. Bu yeterli olacaktır. Eğer Instagram hesabımı da takip ederseniz beni mutlu edersiniz. Ayrıca eğer YouTube'dan haberiniz olmazsa çekilişin sonucunu oradan da açıklayacağım çünkü. Instagram hesabımı da hemen videonun üzerinde bulabilirsiniz. Açıklamalar kısmında bırakacağım. Trace of Books olarak aratabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz Dionys Yayınları'nın 8 kitabını içinizden birine hediye etmiş olacağım. Bu da benden size bir bayram hediyesi olsun. Kitaplı turumun da sonuna geldik. Benim size göstereceğim kitapların hepsi bu kadardı. Çekiliş için de tekrardan söylemek istiyorum. Çekilişe katılmak için yapacağınız şey YouTube kanalıma abone olmanız ve videonun altına, yani bu videonun altına yorum bırakmanız. Herhangi bir yorum bırakabilirsiniz. İsterseniz sadece katıldım yazın. İsterseniz herhangi bir düşüncenizi yazın. Fark etmez. Yorum yazmanız yeterli olacak. Çekiliş sonucunu hem buradan duyuracağım hem de Instagram hesabımdan duyuracağım. Eğer buradan kaçırırsanız Instagram hesabımdan da görebilirsiniz. Hemen Instagram hesabımı da tekrardan söyleyeyim. Trace of Books olarak aratabilirsiniz. Teşekkür ediyorum beni buraya kadar izlediğiniz için. Eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Ve videoyu da beğenmeyi de unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.